Bugün 8 Ocak Pazartesi günü, 4. haftamız yaratıcı yazarlık tekniklerinde. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım güzel bir hafta olur diyerek başlayayım. Bir atmosfer yaratacaktık. Ödevler bugün biraz daha az olmakla birlikte, bu hafta biraz daha az olmakla birlikte yine de oldu. Hepinizin katılımını rica ederek her şekilde ödevlerinizi alacağımı ve değerlendireceğimi taahhüt ederek. Geçen hafta bir masal anlatacaktım. Bu atmosferdir, şeydir falan, böyle biraz benim yani içeriği aynı şey, içeriği benzeşen bir masal olduğunu düşündüğüm için. Bu hafta anlatmayı planladım şimdi o masalı da. Bu masal bir Japon masalı. Bir adam oldu ama bir zamanlar, yıllar yıllar önce bir adam yaşarmış. Tabii bayağı işte milattan sonra yüzlü yıllarda falan herhalde bu, ki bayağı şey, eski bir şey. Bu adamın adı Kashin Kotmuş. Kot elinde bir resim, tapınaklarda dolaştırırmış ve insanlar bu resmi görmek için para verirlermiş. Bu resimde cehennemin görüntüleri yer alıyormuş. Ya o kadar gerçekçi, o kadar gerçekçiymiş ki bu resimlerdeki görüntüler, yani şeyler, sahneler, tasvirler. Yani diyelim ki bir zebaninin kuyruğundaki dikenlerin üzerindeki zehrin yapışkan damlaları dahi görünüyormuş. O kadar gerçekçiymiş. İnsanların yüzlerindeki acı, korku, dehşet bütün ifadeleriyle gözüküyormuş. Gözyaşları damla damla, yani ya da işte ter, yani terin damlası ile gözyaşının damlası birbirinden ayrılıyormuş. O kadar tam bir resimmiş. Öyle ki o kadar çok para topluyormuş ki Kashin Kot. Dediğim gibi o tapınaktaki örtü bile görünmez hale geliyormuş yani. O kadar çok para toplamış. Bir gün valinin adamlarından bir tanesi Arakawa bu resmi görmüş. Sonra işte vali de oradaymış zaten. O kadar etkilenmiş ki valiye de göstermiş. Vali resme, o sanata, o şeye vurulmuş ve kendi sarayında da göstermesini istemiş Kashin Kot'tan. Kashin Kot da eyvallah demiş, gitmiş valiye şey yapmış. Göstermiş, resmi yaymış. Hiç kimse olmadan vali doya doya resmime bakmış. Ve Arakawa demiş ki, ey Kashin Kot, sen bu resmi bize ver. Vali efendi çok beğendi. İşte şey, hediye et ona. Yani o sana şey demiş ki Kashin Kot, ben bunu yapamam çünkü bu benim geçim kaynağım. Eğer bana belli bir para verirseniz, bir iş kuracak kadar para verirseniz ben bunu ancak size verebilirim demiş. Vali bir şey dememiş, yani biraz içerlemiş ama yapılacak bir şey yok demiş ve şey yapmış. Yani biraz hafif para vermiş ve kodu yollamış. Kaşinkod yolda giderken işgüzar Arakawa bizim Kaşinkod'u bir yerde kıstırmış ve kılıcı saplamış. Ondan sonra resmi de almış ve valiye götürmüş. Vali kağıt rulosunu açmış, bir bakmış kağıt boş. Allah Allah demiş, ya bu kağıt nasıl boş olabilir? Sen işte yanlış resmi aldın bilmem ne falan. Sonra demiş, yani demek ki bir sıkıntı var ki hani boş bir şekilde, hani o geçiştirilmiş çünkü Kashin Kot da öldü. En azından öyle sanıyorlar. Tabii ki ta ki 2 gün 3 gün sonra Kashin Kot'u bir tapınakta görene kadar.
Daha doğrusu duyana kadar. Yani, adamları haber salmış işte valiye. Bak Kaşınkot ölmemiş işte bak aynı resmi. Bilmem hangi tapınakta işte sergiliyor falan gibisinden. O tapınağa gidiyorlar. Kaşınkot yok. Ondan sonra ertesi gün başka bir tapınakta sergiliyor. Haberi geliyor. O tapınağa gidiyorlar. Kaşınkot yok. En sonunda Kaşınkot'u bir barda yakalıyorlar. Hatta Arakava yakalıyor. Rica ediyor Arakava'ya. Diyor ki ben diyor en azından şu içeceğim şeyi içeyim. Ondan sonra şey beni alırsın. Arakava da kabul ediyor. Bir içiyor, iki içiyor, üç içiyor. Tam 12 maşrapa içki içiyor. Ama adam hiçbir şey yok yani adamın. Ondan sonra neyse bunlar saraya gidiyorlar valinin sarayına. Diyor ki ben diyor vali diyor ki ya sen nasıl bizi kandırırsın işte verdiğin resim yanlış resim falan diyor. Ondan sonra Kaşınkot da diyor ki ya diyor aslında diyor sizi kandıran Arakava'dır. Arakava doğru resmi aldı. Ondan sonra resmi çok sevdi için sizinle paylaşmak istemedi ve onun boş halini, boş kağıdı size verdi. Vali tabi bunun üzerine çok sinirlenmiş ve Arakava'yı işte dövdürmüş, zindana attırmış falan. Tam böyle idam edilecekken bu arada Kaşınkot da başka bir zindanın başka bir hücresinde idam edileceğini kulağına çalınınca şey diyor, ben diyor demiş işte şaka yaptım işte vali şey Arakava aslında işte şey yapmamıştı bu resmi para vermediğin bana bu resmin değerini vermediğiniz için resim istemiyor. Eğer bana 100 altın vermez bu resim kendisini gösterecek. Ve İşte ben de zaten kendi sergilediğim resimde bu resmin kopyası diye bir açıklama getiriyor. Tabii vali verin bakalım diyor parayı 100 altın. Sonra 100 altını veriyor ve gerçekten de resim canlanıyor. Yani kendisini göstermeye başlıyor. Ama eskisi gibi değil. Yani eski o işte o zehrin, o kuyruğunun şeylerindeki zehir damla damla görünmüyor. Gözyaşıyla ter ondan sonra şey yapmıyor. Ayrı durmuyor. Seçilmiyor. Hiçbir yani eskisi gibi yüz ifadelerinin her ayrıntısı yok. Bunun üzerine bunu soruyorlar. Kaşınko'da huzuruna davet edip vali soruyor. Diyor ki siz bu resme 100 altın bir şey ödediniz. Ben bu resme hayatım yani benim için bu resim hayatım kadar değerli olduğu için bana bu kadar net gösteriyor. Resimlerin işte ruhları vardır diyor. Bunu bilmiyor musunuz falan diyor. Neyse bir şekilde o iş bir şekilde şey yapıyor. Hallediliyor. Vali kabul etmek durumunda kalıyor ve Kaşınkot'u yolluyorlar. Bu arada Arakava'nın tabi Arakava bayağı dövülmüş oluyor. Ve Arakava'nın kardeşi bu duruma çok kinleniyor. Diyor ki ya Allah Allah saçma sapan bir adam yüzünden benim kardeşim el ayağı tutmaz hale getirildi. Yani böyle saçma şey mi olur? Diyerek bir yerde pusu kuruyor Kaşınko'da. Kafasını kesiyor. Onun sergilediği resmi de alıyor. Bu arada yüz altını da alıyor. Ondan sonra Arakava'ya götürüyor. Bunlar bu yüz altını ve onun kafasını sardığı işte bezi açıyorlar. Bir bakıyorlar bir tane çöp bir de bir sürü tuğla yani. Allah Allah diyorlar nasıl oldu falan şaşırıyor. Meyhanelerde orada burada işte tapınaklarda ne yaptığı ne yürüdüğü belirsiz bir adam işte yürüyor gidiyor geziyor falan hayatına devam ediyor. Sonra bir gün öyle bir içiyor ki bu adam yine. İşte gidiyor, işte tam valinin konağının önüne yatıyor. Ve
horlayarak uyuyor yani. Hani sızmış bir şekilde uyuyor. O kadar rahatsız edici bir durum ki bunu alıyorlar, işte zindana atıyorlar, işte toplumun huzurunu bozduğu için falan. Ondan sonra tam o gün sanki malum olmuş gibi vali şey yapılıyor. Valinin komutanının isyanıyla görevden alınıyor, idam ediliyor ve valinin komutanı da yeni vali oluyor. Bunun üzerine işte aradan birkaç gün geçtikten sonra bizim yeni vali Kaşınkot'un ününü duyuyor ve Kaşınkot'u yemeğe çağırıyor. Bir sürü insan var işte, saray erkanı falan. Yemek yiyorlar. Kaşınkot tabii, vali diyor ki sen içki içmenle şeysin, ünlüsün. Ondan sonra ne kadar içeceksin bakalım, hadi işte sana meydan okuyorum. Yine bir 12 maşrapa yine içiyor. Neden 12 artık bilmiyorum. Ondan sonra Kaşınkot ortaya geliyor. Efendim diyor, size bir şey göstereceğim diyor. Gösteriye hazır mısınız diyor, böyle gayet işte hiçbir şey olmamış 12 kadehten sonra dahi. Hani adam süper bir şekilde ayakta, işte normal yürüyor, sesi normal falan. Sanki şeye, çiçeğe falan içiriyor yani. Peki diyor, göster. Bir tane paravanda, 7 tane paravanda resimler var böyle. Bir sürü işte doğa resimleri, manzara resimleri, tapınak resimleri falan. Paravandaki herhangi bir resmi gösteriyor. Küçücük bir kayık var. Şu kayığı görüyor musunuz diyor. İyi bakın diyor. Bir el hareketi yapıyor. Kayık büyümeye başlıyor. Saray yavaş yavaş, önce ayakları, sonra dize, sonra kalçaya, sonra bele, yavaş yavaş suyla dolmaya başlıyor. Sanki o resimden su dökülüyor, kayık yaklaşıyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor ve Kaşınkot'un önüne kadar geliyor kayık. Kaşınkot atlıyor, hiç istifini bozmadan. Güle güle diyor, bir hareket yapıyor ve yavaş yavaş küçülüyor. Su da yavaş yavaş çekiliyor ve Kaşınkot gözden kayboluyor. Masalımız da burada bitiyor. Bu masalı neden anlattım? Şimdi hani masalı anlatmamın nedeni aslında bir Dionysos şenliklerini bilir misiniz bilmiyorum. İşte esrimeyle işte şey olur, işte genelde işte milattan önce bilmem kaçıncı yüzyıllarda, işte ilk tiyatronun ilk çıktığı zamanlar bunlar. İşte törenlerde insanlar tabii Dionysos savaş şey şarap tanrısı olduğu için içiyorlar, bilmem ne işte, yani bir ekstazi haline dönüyorlar ve yaratıyorlar. Şimdi tabii ki elbette ki için falan demiyorum tabii ki de. Burada anlatmamın amacı bazen yaratmanın kendinden geçiş anını aslında Kaşınkot, yani tam öyle bir adam. Yani bir şeyin, yani diyelim ki bir yazı yazdınız ve o yazıyı öyle bir anda yazdınız ki hayatımda hiç böyle hani sarhoşken bilmem neyken yazı yazmadım. Yazı yazmak için sarhoş da olmak gerekmiyor zaten. Stephen King mesela Kuju diye bir romanı var onun. Hatırlamıyor bile yazdığını. İşte uyuşturucu halindeyken şey almışken yazmış. Mesele aslında hani uyuşturucu almak, ekstaziyi şey yapmak değil. Mesele o zihindeki ekstaziyi, o hani içmeden sarhoş olmak tabiri diye bir tabir vardır. Mesele o tabire ulaşabilmek. O ana, o duruma ulaşabilmek. Adam aslında herkes onun o resmin, ya bu arada ben de yavaş yavaş anlamaya çalıştığım için anlatıyorum aslında. Hani
siz de fikrinizi anlatabilirsiniz masal hakkında. Ama ben şey düşünüyorum bu masal hakkında. Kaşın kot olmasaydı o resim o kadar güzel görünmeyebilirdi. Bir resme, bir ortama, bir herhangi bir mekana, zamana, işte olaya güzellik veren aslında sizin gözünüz olmalı. Siz yazacaksınız ki insanlar görsün. Kaşın kot resmini sersin ki insanlar görsün. Vali o resme para verdikten sonra o resim güzel görünmedi. Çünkü orada kaşın kod yoktu. Onun bakış açısı yoktu. Yani aslında ben bunu düşündüğüm için bu masalı anlattım. Umarım hani size masalı beğenmişsiniz. Biraz dağınık anlattım. Farkındayım. Dikkatimi dağıldı. Eğer masal hakkında görüşleriniz var mı bu arada? Benim var. Ha, buyur. Şimdi vali resmi şöyle bakıyor. Ya ben bunu çok beğendim. Ben bunu alayım, bu bende kalsın. Bundan sonra kaşın kod da başka yapar. Ama kaşın kod diyor ki ben bu resmi hayatımı kadar değerli. Yani kaşın kod resme resim diye bakmıyor. Orada kendi içinde böyle daha başka dünyalardan bakarak bir bakmaya çalışıyor. Hani bir ressam resim yapıyor, garip garip şekiller çizer. İnsanlar der ki Allah Allah bunu niye böyle çizdi ki? Ama ressama göre o resim biraz şeydir, yani bakış açısı odur, yaratıcılık odur. Ama vali böyle bir buna bakıyor. Yani o resmin bir arka kısmı var. Belki de onu görmediği için diyor ki ben bu yüz altını vereyim, bu resmi doya doya bakayım diyor. Ama olay o değil. Nasıl bakıyorsun, neye bakıyorsun? Ne kadar bir bakış açısıyla bakabiliyorsun? Yani ben onu anladım o masalda. Aynen, yani o vali zaten hani yüz altın verdiği için, o değerde gördüğü için o resimde görünmüyor. Kod amca. Başka bir görüşü olan var mı? Yoksa şey yapacağım, ödeve geçeceğim. Ödeve derken öbür haftanın egzersizini söyleyeceğim. Aslında öbür hafta bu arada var mı? Yok. Aslında bir şey daha aklıma geldi. Kusura bakma, lafını kestim. Mesela hani sarayın suları doldu falan. Hani kaşıklı kayığa bindi falan. Bu da bence biraz hayal gücü de önemli. Yani bazen öyle bir şey olur ki hani mesela bazen de şey olur. Öyle mesela canım bir şey çekti değil mi? Olmayan bir şey. Anne şunu mu pişirdin diyorum. Yok. Ama kokuyor diyorum. Hani bunda da şey hani kaşın kod o resme iyi bakın, dikkatli bakın derken aklıma belki bana şey gelir, sarayı su dolmuyor ama doluyor gibi belki bir izlenim yaratıp da bir hani kayıya binip gitmiş gibi bir şey de bir şey uyandı bende. Hani sonuçta masal ama hani bir de böyle bir şey de var. Yani sonuçta bir yazar ya da işte bir sanatçı biraz iyi bir göz bağcı olmasını bilecek. Onu da düşünebiliriz. Yani işte kaşın kod gerçekten işte masal bu ya, işte gidebilir. Ama işte ya bir ben mesela şeyi çok seviyorum. Fantastik bir roman okuyorum mesela. Okuduğum romanın gerçek olmadığını biliyorsun. Uçmuyor arabalar, bilmem ne yapmıyor. Ama bir gerçeklik ya, yani çok bunu aslında belki bir kitap tavsiyesi olarak alabilirsiniz. Bak yani ya binlerce kitap okumuşumdur rahat. Ama hayatımda etkilendiğim çok nadir kitaplardan birisidir. Atmosferine, atmosfer çok önemli gerçekten. Anlatacağım önemli konu bu atmosfer hatta ben. Yani bir yazar atmosferi kavrarsa en amiyane bir tavırla olacak ama en boktan bir şeyi dahi iyi anlatır.
Ve o yani o şeyin büyüsüne kaptırır kendini insan. Ama yani yeter ki yazar atmosferi kavrayabilsin. O atmosferin önemini anlayabilsin. Ve o atmosferi herkes bir şey söyler. İşte kısacım yani Ursula Le Guin'in kitabını okudunuz mu bilmiyorum. Kısa cümleler işte yazın, uzun cümleler yazın falan bir şey söyler. Ama o atmosfere bağlıdır aslında. Sadece diyalogtan oluşan bir öykü yazacağız ileride. Atmosferi iyi yaparsan o öykü romanların anlatamadığını sana anlatacak. O diyaloğun da iyi bir atmosferi var. En zaten en aslında en kolay bırakmak istedim. Çok zordur zaten diyalog yazmak bence yani. En zorlandığım şeylerden bir tanesi benim en azından. Demek istediğim yani iyi bir yazar göz bağcı da olmak zorunda. İşte o da bence bu ya sanki masal Japonya'nın bağrından gelmiş 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 anlatmak için özellikle hani şey yapmış. Yani, o kadar bence birebir şey birebir uyuyan yani birebir söylemek istediğimi birebir uygulayan bir adam bizim Kasinkot. Demek yani neyse bu masal faslını burada bırakıp ilerideki öbür haftadaki ödevi söylemek istiyorum size. Ondan sonra da zaten kaydı kapatacağız. Öbür hafta bir eşya. Bu duyulanlarınızla oluşturduğunuz 2 dakikalık metinden de olabilir. Canınızın istediği bir eşya da olabilir. Fark etmez. Bir eşyayı kişileştireceksiniz. O eşyanın gözüyle evrene bakış açısını şey yapacaksınız. O eşya nasıl evrene bakıyor? Yani nasıl bir bakış açısı var? Bir eşyanın ömrüyle yani deneyimlerini işte harman işte bir o eşya nasıl bir bakış açısına sahip olabilir? Yani işte atıyorum bir ayakkabıysa yollar hakkındaki düşüncelerini, ondan sonra işte içindeki ayak hakkındaki düşüncelerini, içindeki ayağın işte neye üzülüp neye kızmadığını, hatta ne zaman ters algılayıp ne zaman salgılamadığını atıyorum yani. Ve bunun üzerine bir hayat, dünya görüşü de verirseniz ayakkabıya, yani resmen bir insan yaratmış olursunuz aslında. Ama kendinizi yansıtmak zorunda değilsiniz. Bir ayakkabı gibi düşüneceksiniz ya da herhangi o eşya gibi düşüneceksiniz. Umarım sormak istediğiniz bir şey var mı? Ben şey okumuştum, ona benzettim. Ben bir Gürgen balıyım. Onu okumadığım için bilmiyorum da. Ha, onu bir Gethem'den sana yazıp vereyim, yazın. Bir okumanı isterim. Senin anlattığın tıpatıp gibi. Bu ödev mi konusunda mı? Evet. Ha. Ya zaten bunu yapan çok var. Yani ayakkabı da mesela şeyden aklıma geldi. Ben çocukken Çizmeli Osman diye bir kitap okumuştum. Oradaki çizme kendisini anlatıyordu. Oradan aklıma geldi yani. Gelmişti. Ama Çok var. bir ağacın o kadar kendini güzel anlatıp insanların nasıl böyle bir şey yaptığını, ne kadar kızdığı, böyle yani var ya, çok etkilenmiştim ben ya. Dedim bir ağaç böyle hissediyor mu diye. Sen de öyle bir şey yazabilirsin. Yani ağaç olmaz işte ne bileyim. Yok, ben ödevi anladım da hani şey yapsın ama böyle Ha. çok etkilenmiştim okuduğumu. O ağaç böyle resmen yani insan gibi gururu kırılıyor, inciliyor, artık böyle sonu böyle şey oluyor. Ya zaten bu ödevin de anlamı amacı herhangi bir şeye nasıl bakıyorsunuz? Yani neyse onu sonra şey yaparız, konuşuruz da. Ödev hakkında zaten çok basit bir ödev yani. Herkesin ya çocukluk yani ilkokul çocuğu kompozisyonu gibi bir ödev aslında da.
Merak ettiğiniz bir şey varsa her zaman sorabilirsiniz. Yoksa Bu ilk kendimiz hakkında yazdığımız şeyin bir nesne hakkında yazdığımız formu mu? Yoksa bir atmosfer yaratmıştık. Şimdi de bir karakter mi yaratmamızı istiyorsun bir nesne üzerinden? evet, nesnenin işte nesneyi karakter olarak alıyorsun. Yani işte ha bu arada tabii ki ben diliyle, birinci tekil şahıs diliyle anlatacak nesne kendisini. Üçüncü şahıs diliyle anlatmayacak. Aynen, bak iyi sordun onu. Peki bir şey soracağım, çok özür dileyerek. Bunu sözlü olarak mı anlatacağız yoksa yani sözlü ha, yok. Anlatacağız ha, değil mi? Yok, yazılı anlatacaksınız. eylemyurtsever@gmail.com'u göndereceksiniz. Ben de size yani büyük ihtimalle hani şey yapacağım. Aldım işte illetini, küçük değerlendirme yazarım. Ama zaten sonra bu yani şeyin öbür haftanın dersinin sonunda değerlendirilecek. Bir daha alabilir miyim mail adresinizi? Tam internetim kesildi de. Ha, eylemyurtsever@gmail.com. Hiç şeyde falan bir şey yok yani. Olduğu gibi Eylem Yurtsever. Bunu hala kayıttan dinlemiş olanlar da dikkate alabilirler mi? Dördüncü haftadayız. Aynen öyle. Hala yani bunu kayıttan başlıyorlarsa bütün ödevleri bana her an gönderebilirler. Yani öyle ki belki ne bileyim 2 yıl sonra dinlerler. İşte 2 yıl sonra da gönderebilirler yani. O kadar açayım. Sonuçta bu zaten online bir şey olduğu için iki kelam edemeyeceksek ne olacak yani? Hani her şekilde bütün ödevlere açık olduğumu bir daha, bir daha ve bir daha belirtmek istiyorum. Evet. Başka bir şey var mı? Soru ya da ödev anlaşılmayacak bir şey. Eğer yoksa o zaman kaydı sonlandırabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin diyorum.